Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlıyorum. Verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesir, bileşik kesir olarak verilenleri tam sayılı kesire çeviriniz diyor. Şimdi tam sayılı kesirleri bileşik yaparken şöyle yapıyoruz. Baştaki tam sayı ile yani buradaki 2 ile alttaki paydayı çarpıyoruz. Şuraya çarpma işareti koyalım. Sonra bulduğumuz sonuca 5'i yukarıdakini topluyoruz. Uygulayalım. 2 kere 9, 18. 5 daha 23. Bulduğumuz bu 23'ü üste yazıyoruz. Paydamız 9. Aynısını koyuyoruz. 23 bölü 9. Bunu da yapalım. 3 kere 9, 27. 7 daha 34. Yukarıya 34 yazıyorum. Paydamız 9. Şunu yapalım. 7 kere 2, 14. Bir de burada var. Onu da topladım. 15 bölü 2. Paydamız aynı. 2 kere 7, 14. 6 daha 20 oldu. Yukarıya 20 yazdım. Paydamız 7. Bileşik kesirlerde ise 15 bölü 2 ne demek? 15'i 2'ye böl demek yani. Bölüyoruz. 7 kere var. 14 oldu. 1 kaldı. Burası tam olan kısım. 7 tam oldu. Kalanları üste yazıyoruz. Bir tane kaldı. Paydamız yine aynı 2. 7 tam 1 bölü 2. 34 bölü 9. Bölüyoruz 9'a. Kaç defa var? 3 kere var. 3 kere 9 27. 7 kaldı. 3 tam oldu. 7 kalanlar üste. Paydamız 9. Yani 3 tam 7 bölü 9 oldu. 20 bölü 7. 20'yi 7'ye bölüyoruz. 2 kere var. 14. 6 kaldı. O zaman şöyle oluyor. 2 tam 6 üste. Paydamız 7. 2 tam 6 bölü 7. 21 bölü 2. Hemen 2'ye bölüyoruz. 1 kere var. 1 kere 2 2. 1'de 2 yok. O zaman buraya bir 0 koyuyoruz. Yani 10 tam oldu. Kalan 1. Paydamız 2. 10 tam 1 bölü 2. Şimdi ikinci soruya bakalım. 3 tam 4 bölü 5 kesrinin içinde kaç tane 5'te 1 birim kesri vardır? Yani kaç tane birim kesir var? Bu haliyle bunu yapabilirsiniz. Ya da daha kolay yapmak istiyorsanız bileşik kesire döndürürsünüz. Şimdi bu haliyle nasıl yapabilirsiniz? 4 tane burada var bakın. Peki bu 3 tane tam içinde kaç tane birim kesir var? Bir tamın içinde bakın şuradan anlarsınız. 5 tane birim kesir var. Payda 5'e 5'i gösteriyor. Yani bir bütün 5'e ayrılmış. 3 tane tam olduğuna göre 3 tane 5 15 eder. 4 de burada var. 19 tane birim kesir var. Ama böyle uğraşmak istemiyorsanız daha kolay dediğim gibi bileşik kesire döndürelim. 3 çarpı 5 15. 4'ü de topladım 19. 19 bölü 5. Bakın hemen anlarsınız şimdi. 19 tane birim kesir var. Yani cevabımız D şıkkı oldu. 3. Şekildeki belirtilen kesri bileşik ve tam sayılı kesir olarak iki şekilde yazınız diyor. İlk önce bileşik kesir olarak gösterelim. Bileşik kesir olarak yazarken paydamız kaç olacak? Şimdi öğrenciler bazen şu hatayı yapıyor. Hepsini sayıyor. İşte 8, burada da 8, 3'ten 8, 24. Paydaya 24 yazıyor. Bu yanlış. Paydaya bir bütünün kaça kesildiğini yazarız. Yani bir bütün burada 8'e kesilmiş. Diğer pasta da 8'e kesilmiş. Diğeri de 8'e kesilmiş. Paydamız 8 olacak. Peki kaç tane boyanmış? 8 tane burada, 8 burada 16, 17, 18, 19 tane. O zaman buradaki kesir 8'de 19 veya 19 bölü 8 şeklinde söyleyebilirsiniz. Bileşik kesir olarak böyle yazılacak. Tam sayılı olarak yazmak isteseydik, bakın 2 tane tam var. Diğer 3. pasta 8'e ayrılmış ve orada 3 tane boyanmış. Ve ne oldu? 2 tam 8'de 3 oldu. Zaten bunların ikisi birbirine eşit. Bakın 2 kere 8 16, 3 daha 19. Yani 19 bölü 8 yapıyor. Bu iki farklı şekilde göstermiş olduk. Dördüncüsü sorumuz birim kesri sayı doğrusunda göstereceğiz. Birim kesrimiz 6'da 1. Şöyle yapacağız. Sayı doğrumuzu şöyle yapalım. İlk önce 0'ı koyacağız. Sonra 6 tane ayıracağız bütünü. Bir bütünü yani. Şöyle işaretleyelim. Bakın 1. Başladığımız yeri saymıyoruz. 1 oldu. 2, 3, 4, 5 ve 6. İşte buraya bir bütün koyuyoruz. Yani bir bütünü 6'ya ayırmış oldum. Birinci adım yani şurası. İşte burada
6'da 1 kesri var ve doğru şekilde gösterim böyle oluyor. 5. soru. Buradaki gösterim basit kesir ise A en çok kaç olur? Şimdi basit kesir olması için bakın paydamızda 22 var değil mi? Burada en çok kaç olur? O zaman 21 olur. Yani 22, burası 22 olsa olmaz. Bileşik kesir olur o zaman. Veya daha büyük olsa bileşik olur. Basit olması için burasının az olması lazım. Ama en çok olduğunu düşündüğümüzde 21 olacak. Peki 21 olması için A eksi 4. Yani bir sayıdan 4'ü çıkaracağız. O zaman ben A harfi yerine 25 yazmalıyım. Yani 25'ten 4'ü çıkarınca kesrimizi de şöyle tamamlayalım. Ne oluyor o zaman? 25'ten 4 çıkınca 21 oluyor. Ve bu şekilde sağlamış oluyorum. Demek ki A harfinin yerine 25 gelmesi gerekiyor. Cevabımız B şıkkı oldu. 6. soruda genişletme var ve sadeleştirme var. Harflerin yerine hangi sayılar gelmelidir diyor. Şimdi bu böyle soruları şu şekilde yapmalısınız. 12 60 olmuş. Şimdi 12 nasıl 60 olur? Çarpmayla olabilir. Kiminle çarpacağız? 5 ile çarpacağız. 12 ile 5'i çarptığımızda 60 oluyor. O zaman üstteki sayı da aynı olması lazım. Yani aynı rakamla çarpılması lazım. Burası da 5 ile çarpılacak. 7'yi 5 ile çarptığımız zaman A harfi o zaman 35 oluyor. Bunu bulduk. Burada ise bir sadeleştirme var. 27 9 olmuş. Ne olmuş? Bölme yapılmış. Kime? 3 ile bölme. Bölme işareti yapalım. Yani o zaman üsttekini de 3'e böleceğiz. Şöyle gösterelim. Bunu da 3'e bölüyoruz. Ve ne oluyor? Y harfi 6 oluyor. Bu şekilde tamamlamış olduk. 7. sorumuzda bir problem var. 5 bölü 12'si 60 olan sayı kaçtır? Şimdi burada sayının tamamını soruyor zaten. Bize 5 parçasını söylemiş. Demiş ki 5 parçası 60 yani. O zaman şöyle yapacağız. 60'ı 5'e böleceğiz. 60 bölü 5. O da 12 olacak. Yapıyorum. Bir parça 12. Tamamı 12 parçadan oluşuyor. Payda da 12 yazıyor. Biz 5 parça yani 60'ı 5'e bölerek bir parçayı bulmuş olduk. Sayının tamamı 12 parçadan oluştuğu için 12 ile 12'yi çarpacağız. O da 144 çıkacak. Yapalım tabii ki uygulayalım. 1 kere 2 2, 1 kere 1 1 toplayalım. 4 4 ve 1. Yani sayının kendisi tamamı 144'müş. Cevap değişik oldu. 8. sorumuz. Bir sınıfın 5 bölü 12'si basketbol, 1 bölü 6'sı futbol, geriye kalan 20 kişi ise voleybol sevmektedir. Sınıf mevcudu kaçtır diyor. Şimdi voleybolun sayı olarak vermiş, diğerlerini de kesir olarak vermiş. O zaman şöyle yapalım. Biz basketbol oynayanlarla futbol oynayanları bir toplayalım bakalım. Bunlar ne kadar? Artı 1 bölü 6. Şimdi toplama yapmak için paydaların aynı olması gerekiyor. O zaman buradaki kesri genişletmeliyim. 2 ile çarpmalıyım ve 12 yapmalıyım. Şimdi devam edelim. Şöyle 5 bölü 12 duruyor. Artı 2 kere 1 2. 2 kere 6 12. Şimdi toplayabilirim. 5 2 daha 7. Evet 7 bölü 12'si basketbol ve futbol seviyorlar. Geriye ne kadar kaldı? 20 kişi. Onu kesir olarak bulalım. Buradaki sınıfın mevcudu payda da 12 olduğu için tamamı 12'de 12'dir. Bütün olarak düşündüğümüzde. 7 bölü 12'sini çıkaralım. Geriye voleybol sevenler kalsın. Yani voleybol sevenlerin oranı da bu şekilde 5 bölü 12. Ve bunlar 20 kişi diyor. Yani sınıfın 5 parçası 12'ye bölmüşler. 5 parçası 20 kişi. O zaman 20'yi 5'e bölüyoruz burada. 20 bölü 5, 4. Bir parça 4 oldu. Sınıfın tamamı 12 parçadan oluşuyor bakın. O zaman 12 ile 4'ü çarparız. Ne oldu? 48. Demek ki sınıf mevcudu. Sınıfın tamamı 48 kişiden oluşuyormuş. Bu şekilde sorumuzu yapmış olduk. 9. Yanda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çıkarma işlemi var. Çıkarma yapmak için de şöyle yazayım aşağıya. Yine paydalarımızın eşit olması gerekiyor. Paydalarımızın eşit olması için bakıyorum 6'yı 24 yapmam gerekiyor. Peki 24 olması için kiminle genişleteceğim? 4 ile. Şimdi bazen öğrenciler çeşitli videoların altında bana yazıyorlar. Diyorlar ki öğretmenim genişletme yapacağız veya sadeleştirme yapacağız. Ama hangi sayıyla genişleteceğim ben nereden bileyim?
İşte neye ihtiyacın var senin? 24 olmasına ihtiyacın var. 24 olmasını istiyorsun. Elinde 6 var. 6'yı nasıl 24 yaparsın? 4 ile çarparsın. İşte bu sayıyı kendin bulacaksın yani. Öğretmen bunu sana vermez. Evet, 24 olmasını sağlayacağız dedik. Devam edelim. 11 bölü 24 duruyor. Eksi 4 kere 1 4. 4 kere 6 24. Çıkarıyoruz. 11'den 4 çıktı 7. Paydamız 24. Evet, cevabımız D şıkkıymış. D şıkkını işaretledim. 10. soru. Ondalık gösterimlerle ilgili. Bazı okullarda belki ondalık gösterimlerden öğretmeniniz sormayacak olabilir. Çünkü yeni geçmişsinizdir konuya. Bazı okullarda da önceden işlenmiştir. Öğretmen sorar diye ben birkaç soruyu bu şekilde aldım. Yapalım. Eğer bu konudan sormayacaksa siz bu soruyu geçersiniz. Aşağıda okunuşları verilen sayıların ondalık gösterimini, ondalık gösterim verilen sayıların ise okunuşlarını yazınız diyor. Şimdi birincisinde 2 tam 1000'de 5. 2 tam var bakın. 2 tam yazdım. Şimdi 1000'de dediği için virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. 3 kişi. O zaman 1000'de 5 diyor. Yani buraya 005 yazmalıyız. 2 tane sıfırı kendimiz koymalıyız. Öğrenciler bazen yanlış yapıyor. 2 tam 1000'de 5 hemen şöyle yazıyor. Hayır, bu 2 tam 10'da 5 bu. Çünkü virgülden sonra bir basamak var. Bu doğru değil. Buradaki doğru gösterim bu şekilde. 0 tam, 0'ı yazdım. %11. Bakın yüzde olması için 2 basamak gerekiyor. O zaman 11 zaten 2 basamak. Yani bu şekilde olacak. 100 tam, 100 tam var. Virgül. Binde 101. Binde dediği için 3 basamak olacak. 101 zaten 3 basamaktan oluşuyor. İşte doğru gösterim bu şekilde. Bunların da okunuşunu yazalım. Bakın ne var başta? 0 tam yazıyoruz. 0 tam. Sonra kaç basamak var? 3 basamak virgülden sonra. 3 basamak varsa 1000'de oluyor. 0 tam 1000'de 11. İşte bu şekilde yazdık. 2 tam. 2 tam. Sonra bakın 2 basamak var. O zaman yüzde diyoruz. 2 tam yüzde 4. İşte bu şekilde tamamlamış olduk. 11. sorumuz 2 tam 1438 ondalık gösterimindeki basamak adlarını, rakamların basamak değerini yazınız diyor. Şimdi şöyle yapacağız. Ben şurada göstereyim size. Önce basamak adlarını yazalım. Burası birler basamağı zaten biliyorsunuz. 4'ün olduğu yer yani virgülden sonraki ilk basamak onda birler diyoruz buraya. Onda birler basamağı. Şöyle gösterelim. Burası 3'ün olduğu yer. Yüzde birler basamağı. Yüzde birler. Ve 8'in olduğu yer binde birler basamağı. Binde birler. Basamak isimleri böyle. Bir de basamak değerlerini yazacağız. Onu da bir ayrı şekilde göstereyim. Evet, 2'nin değeri 2. 2 tane birlik 2 eder. 4'ün değerini iki farklı şekilde yazabilirsiniz. Ya yan yana şöyle 0 tam 10'da 4 olarak yazabilirsiniz. Ya da normal kesir olarak yani 10'da 4 olarak gösterebilirsiniz. Her ikisi de doğru. Her ikisini de öğretmeniniz doğru olarak kabul eder. İstediğinizi yapabilirsiniz. 3'ü gösterelim. 3 0 tam %3. Bu şekilde basamak değeri. Peki kesir olarak %3 böyle gösteriyoruz. 8'i de gösterelim. 0 tam 1000'de 8. Peki normal gösterim yani kesir olarak gösterim nasıl? O da şöyle 1000'de 8. İşte bu şekilde basamak değerlerini gösterebilirsiniz. 12. Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır diyor. Yine burada normal kesir olarak verilen gösterimler ondalık gösterim olarak verilmiş. Bakalım hangisi yanlış? A şıkkı %3. Tam sayı var mı? Yok. 0 tam %3. Bu doğru. Çünkü 2 basamak var. 10'da 2. 0 tam 10'da 2. Bu da doğru. %5. Bakın 0 tam 3 basamak. Bu 0 tam 1000'de 5 bu. Ama burada %5 var. İşte burası yanlış. C şıkkı. Biz de bunu arıyoruz. Bu doğru mu? 1000'de 52. Bakın 0 tam 1000'de 52. 3 basamak var ve doğru. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.